Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Sizi çok özledim. Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, iyilik ve mutluluk nasip etsin inşallah. Güzel enerjimiz, güzel dileklerimizle bugün ne videosu çekeceğiz? Bugün üçlü ilişkiler diyeceğiz. Çok yazmışsınız, bayağı bir video çekemedim. Size çok özür dilerim. Taşınma olayımız vardı, izleyen biliyor. Onun için biraz geç kaldık ama bugün size güzel bir video çekeceğim. Üçlü ilişkiler diyeceğim. Onun sana ve üçüncü kişiye karşı bilinçaltına bakacağız. Bir karşılaştırma yapacağız arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim size, bu taşı sırf size özel aldım. Çok mükemmel bir enerji taşıdır. O kadar güzel ki anlatamam size. İnsanı deşarj ediyor, bütün negatifleri çekiyor, pozitif enerji yayıyor. Onun dışında ne var? Bu sistemlerin enerjisi var ya, işte bilgisayardır, telefondur. Onları çok temizleyen bir taştır. Bu isimlerini şey olarak bilmiyorum. Bugünkü taşımızda ne var? Ben böyle karma bir taş yaptırdım kendime. Yeşim taşı var, kehribar var, aslan kaplan gözü var. Para ve bereket taşıdır bunlar, para taşıdır bunlar. Negatif enerjiden koruyan taşlar var. Hepsini karma yaptırdım. Bak böyle yaptırabilirsiniz. Öncelikle söyleyeyim. Hepsini bir arada da yaptırabilirsiniz. Şöyle ben yukarı tutacağım bunları. Çık çık yapmasın, sizi rahatsız etmesin. Hemen bakımımıza geçeceğim arkadaşlar. Sizi çok özledim. Sizi seviyorum ya gerçekten. Acayip özledim sizi gerçekten. Şimdi bakalım. Aklındaki kişi üçlü ilişkiler diyeceğiz. Azize açılımı yapacağım size. Tabii ki Katina ile beraber. Şimdi kartlarımızı bir seçelim bakalım öncelikle. Seçime başlıyoruz. Şimdi şöyle yapalım mı? Önce onun bir enerjisine, üçüncü kişiye karşı olan enerjisine bakalım. Sonra sana karşı enerjisine bakalım. Sonra direkt bakıma geçeceğim. Tamam mı kuzular? Öyle yapalım. Şimdi bakalım, bu taraf siz olun. Bak bu taşın bu tarafı izleyen kişidir. Anladınız beni. İzleyen kişidir. Bu taraf ise üçüncü kişidir. Arkadaşlar, bakımımız zamansız zamana niyetlendiğim bir bakımdır. Bilginiz olsun, erkek, kadın, evli, bekar herkes için geçerlidir. Bunu da söyleyeyim, bilginiz olsun. Onun dışında ne söyleyeceğim? Hani bana yazıyorsunuz ya, bu durumda üçüncü kişi kim oluyor? Evli de olsan, sevgili de olsan, izleyen kişinin karşı tarafı üçüncü kişi oluyor. Yani hiç fark etmez. Bunu bana çok yazıyorsunuz. Ben burada açıklıyorum. Yani eğer sen izliyorsan, izleyen kişi senin için üçüncü kişi odur. O seninle evli olsa da, karşı tarafla da evli olsa hiç değişen bir şey yok. Ben böyle niyetleniyorum. Senin için karşı taraf, izleyen kişi için karşı taraf üçüncü kişidir. Anladınız siz? Evet, bir bakalım üçüncü kişiye karşı enerjisine, bir de sana karşı enerjisine bakacağız. Bakalım ne diyecek kartlar. Onun dışında benim iki kanalım var. Biliyorsunuz, Nur ile Kahve Saati ve Nur Tarot 2. Nur Tarot 2'den her cumartesi akşam 22.00'da canlı yayın soru cevaplar yapıyoruz. Bu taşınma olaylarından mütevellit 2 haftadır yapamıyorum. Hepinizden çok özür dilerim. Ama haftaya Allah'ın izniyle güzel bir açılım yapacağım size. Bakın canlı yayın yapacağız size. Herkes davetlidir. Bilginiz olsun. 2 haftadır uzun uzun yapamadım. Kusura bakmayın, bu taşınma işleri beni inan ki çok yorucu. Gerçekten o kadar yorucu ki. Masamı daha 2 gün önce kurdum yahu. Mutfaktan çektim size video, hatırlıyorsunuz. Geçen videomu vallahi mutfaktan çektim, yani yalan yok. Evet, şu kartı çekeceğim. Onun dışında ne diyeceğim? Emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum herkesi. Lütfen emeğe saygı olarak kanalıma abone olarak izlerseniz, bir beğeni bir yorum atarsanız, beğeni yapmak zor bir şey değil. İnanın zor bir şey olsa asla sizden istemem bunu. Beğeni benim için çok önemlidir. Yorum benim için çok önemlidir. Bana güzel yorum yapın demiyorum. Nasıl hissediyorsanız öyle yorum atarsanız mutlu olurum. Çünkü ben de bir emek sarf ediyorum. Eğer böyle yaparsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Hem de alma verme dengesi denilen bir şey vardır arkadaşlar.
Onu korumuş olursunuz. Onun dışında ben sizi yerim. Yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ederim. Beni çok merak etmişsiniz. Çok iyiyim, merak etmeyin. İyiyim, canlarım benim. Sizi seviyorum. Sonra ne diyecektim? Kanalıma teşekkür butonu kullanan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim rızkınızı, bereketinizi, şansınızı daha çok arttırsın. Ama kimse teşekkür butonu kullanmak zorunda değil. Bilginiz olsun. Asla kimseden böyle bir talebim olmaz. Benim kanalım ücretsizdir. Abone olarak izlerseniz bu bana yeterlidir. Ama kanalıma destekte bulunarak, emeğe saygı olarak teşekkür butonu kullanan herkese de çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Şimdi bakalım bakalım enerjisin. Aa, çok önemli olan kartımı çıkarmamışım. Dur. Karışıklık var ya burada. Kusura bakmayın, onu unutmuşum. Şimdi hemen bulacağım. O benim için çok önemli. Bir enerjisine bakmak için buldum hemen. Evet. Bir tane de bundan çekeceğim. Her iki desteği için. Şimdi bu izleyen kişi dedik. Bu üçüncü kişi dedik, tamam mı? Şimdi bakalım sana karşı enerjisinde ne var? Planlı hareket etmek, ileri görüş, rasyonel düşünmek, muhakeme etmek, eşitlik ve adalet sağlamak. Şimdi burada eğer sana karşı haksızlık ve adaletsizlik yapmışsa pişmanlık duygusu. Çok akıllı ve mantıklı birisidir. Çok mantıklı hareket eden birisidir. Rasyonel düşünmek, muhakeme etmek. Ne seni kırmaya çalışıyor, ne üçüncü kişiyi kırmaya çalışıyor. Orta yerde duran bir enerjiyi gösteriyor. Eşitlik ve adaletli davranmaya özen gösteriyor kendince. Böyle bir enerji çıkardı. Aile bağı, kibarlık, saygı. Yani sana karşı sen benim için çok önemlisin. Sen benim için özelsin. Tamam, üçüncü kişi olabilir hayatımda ama seni de aileden biri olarak gördüğünü gösteriyor. Her zaman söylüyorum, üçlü ilişkilerde her zaman sıkıntı yaşayan, genellikle her zaman demeyeyim de %80 dişiler sıkıntı yaşar üçlü ilişkilerde, bunu biliyorsunuz. Buradaki enerji de senin için mücadele etme mücadelesi var ama burada da seni önemsediğini, benimsediğini gösteriyor. Sen benimsin diyor. Seni öyle önemsiyor. Aileden biri olarak önemsediğini gösteriyor. Bak, görüyor musun diyor. Değerini anlıyorum. Mücadele ediyorum senin için. Çok güzel kartlar çıkardı. Ve burada sanki aranızda çok ciddi şekilde onun enerjisinde ve düşüncesinde seninle sadece fiziksel bir bağdan bahsetmiyor. Bak, arkadaşlıktan da bahsediyor. Aramızdaki enerji diyor, dostluk, kan bağı gibi, hani kardeşlik gibi, estağfurullah, yani arkadaşlık gibi bir enerjiyi gösterdi. Yani çok iyi vakit geçiriyorsunuz, ruh eşi olarak çok iyi anlaştığınızı ve senin yanında mutlu olduğunu gösteren bir enerji kartıdır bu. Bunu gösterdi. Sinsi olan, can yakıcı sözler sarf eden, ara bozucu olan kimse. Şimdi aranızda bir yılan var. Bu yılan ya bir üçüncü kişi olarak gösteriyor da olabilir, başka birisi de olabilir. Senden ona laf taşıyan, sürekli aranızı bozmaya çalışan bir enerjinin olduğu aşikar. Ve burada onun şu anda maddi sıkıntılarla uğraşıyorum enerjisini verdi. Yani genele baktığımızda kötü bir karakter yansıtmadı sana karşı enerjisinde. Şimdi buraya karşı enerjisine bakalım. Aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişil enerji. Gördün mü çıkan enerjiyi? Bu tarafa karşı da şimdi onunla evli olabilir veya onunla sevgili olabilir. Konumuz bu değil. Buradaki enerji de güzel giden, onunla da güzel bir aşktan bahsediyor. Bak, aşk diyor. Aralarında fiziksel çekimden bahsediyor. Uyum, barışma isteği. Maddi kazançta biraz da maddiyata dokunmuyor değil. Maddi kazanç. Bak, görüyor musun? Ve dişil enerji. Maddi kazanç onun dişiliği, onu etkilediğini gösteriyor. Fiziksel ve cinsel çekim. Romantizm, keyifli zamanlar ve maddiyattan bahsetti. Seni hiç affetmeyeceğim ama çok özledim. Burada sanki üçüncü kişiyle arasında bir sıkıntı yaşandığı aşikar. Dıştan görüneni içinde kapatılı kalan, yani dış görünüşüyle iç görünüşünü farklı yansıttı bu kişiye karşı. Ve buradaki bu kişi için bir sona varamadığını, bir sonucun olamadığını gösteriyor. Yani papağanı metaforunu çıkardı. Haber, mesaj ve iletişim,
yani şu anda da iletişimde olduğunu gösteriyor. Ama burada bir sitem var, farkında mısın? Burada bir sitem var. Ve burada ne diyor? Sorumluluğun artışı. Sanki buna karşı olan sorumluluğunun artışını ve ona sahiplenmesi daha çok gösteriyor. İnandığı şeyler için fedakarlık yapmak, faydalı işlerin peşinden gitmek. Yani buradaki enerjiye fedakarlık yapma isteğini gösteriyor. Burada sanki üçüncü kişinin bu kişiye karşı bir negatif soğukluğunu sergiliyor. Sanki onda bunu itikleme var. Anlatabiliyor muyum? Üçüncü kişide bu kişiyi itikleme var. İstemiyor havasına girmiş olduğu veya kafa karışıklığı yaşamış olduğunu bu kişide gösteriyor. Üçüncü kişide. Bunu gösterdi ve burada ne diyor? Sistemi var. Vazgeçilmez değilsin diyor. Bak yine de aynı şeyi gösteriyor. Buna karşı biraz mesafeli davranmasını gösteriyor. Üçüncü kişinin seninkine karşı mesafeli davrandığını gösteriyor. Bu da triplere girmiş. Vazgeçilmez değilsin havasına girmiş. Ama üçüncü kişi sanki buna mesafe koymuş. Onu gösterdi enerji olarak kartlar. Şimdi bakımımıza geçeceğiz. Hemen üçlü ilişkilerde karşılıklı bir bakalım. Durum nedir? Katina ile başlıyoruz. Haydi bakalım. Niyetimi herkese niyet ediyorum arkadaşlar. Abone olan olmayan herkese. Erkek, kadın, evli, bekar fark etmezsizin niyet ediyorum. Herkes için geçerlidir. Bakalım. Bu taraf yine izleyen kişidir. Üçüncü kişi diğer taraf. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bakımımız dediğim gibi zamansız zamanla niyetlendiğim bir bakımdır. Herkes için niyet ediyorum. Bakımıma herkesi dahil ediyorum niyetimi arkadaşlar. Genel bir bakım olduğu için üzerinize gördüğüm her şeyin her versiyonunu açıklayacağım. Siz üzerinize uyanı alın lütfen. Uymayanı geri evrene iade edebilirsiniz. Şimdi onun dışında ne diyecektim? Hiçbir şey tesadüf değil hayatta. Eğer karşınıza çıktıysam demek ki buradan alacağınız bir mesaj, bir ileti vardır. Bilginiz olsun. Hayatta hiçbir zaman tesadüflere inanmadım ve hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyde bir hikmet vardır. Bilginiz olsun. Karşına çıktıysam dikkat et, buradan alacağın bir mesaj vardır derim canım. Evet, sizi çok seviyorum ya, nasıl özledim ben sizi. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Öncelikle onu söyleyeyim. Eğer hayırlıysa seninle devam etsin. Hayırlı değilse zaten gitsin ya. Vallahi bak. Hayırlı değilse zaten gitsin senden. Hayırsızı ne yapalım? Değil mi? Seni üzeni ne yapalım? Midayı çıkardı maşallah. Midayı burada çıkardı. Neyse bir bakalım. Azize'nin sırrına bakalım. Azize ne der? Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu bir genel bakımdır. Üzerinize uyanların, uymayanları geri evrene iade edin. Bireysel bakım için 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz canlarım. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek. Bakımlarımızı WhatsApp görüntülü yapıyorum arkadaşlar. Lütfen tercih eden kişiler yazsın. Ben ses kaydıyla falan uğraşamam. Yani sevmiyorum ses kaydıyla. Ses kaydıyla bakım mı yapılır yahu? Yüz yüze bakmak varken WhatsApp'tan. Ben WhatsApp'tan bakıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi kafamıza takılan bir şeyler olursa tabii ki tarotu su. Aa, bu kartımız. Tarotu soracağız. Zaten bakım şeklimi biliyorsunuz. Şimdi bakalım. Bakalım ne diyecek? Yüzleşme. Güzel. Yavaşlama. Aile. Direnmek. Diren bakalım nereye kadar? Aa. Diren bakalım nereye kadar direneceksin? Soru işaretini gördünüz değil mi? Gizem, bilge, bakalım biraz düzenleyeyim, hızlıca geçiyorum hemen. Kartlar niye dağınık açtım onu da bilmiyorum. Neyse hayırlısı, hiç fark etmez. Evet, şimdi iki tane bu karttan çekeceğim tabii ki.
güzel bakım olsun, değil mi? Uzun zamandır yokuz. Size güzel bir bakım yapalım. Eşit şekilde iki tane de buraya çekeceğim. Tamam. Bu arada enerji taşı istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Ben size adresini veririm. Bir şekilde o enerji taşının şeyini, Instagram numarasını size şey, Instagram adresini etiketleyemiyorum. Beceremiyorum. Beceriksizim. Hiç medyatik değilim gerçekten. Derya'ya da söyleyeceğim. Hep unutuyorum. Görüyor musun buraya çıkanı? Beter olsun. Pişmanlık ya. Pişman olacaksın tabii ki. Pişman olacaksın tabii ki. Beter ol. Evet, şimdi kalbindeki mesajı da çıkarıyorum kuzular. Hemen bakıma geçiyorum. Evet, kalbindeki mesaj kartlarımız nerede acep? Arıyorum şu anda. Kartlarımın düzeni şey oldu ya, her diğer masada her şeyin düzeni vardı. Burada bir düzensizlik var. Yani hala kartlar farklı yerlerde olduğu için daha düzeltememişim. Elim alışmadı. Tamam, buldum aşkım. Hemen çıkardım. Evet. Şimdi kalbindeki mesajı çekeceğim. Sana karşı kalbinde ne var? Karşı tarafa karşı kalbinde ne var? 3 kart çekeceğim. 1 2 3. Buraya da 3 çekeceğiz. 1 2 3. Hadi bakalım. Arkadaşlar, taşınırken tırnaklarım kırıldı birkaç tanesi. Ben de hepsini kestim. Çok özür dilerim. Karşınıza böyle çıkmayı hiç sevmiyorum ama ben protez tırnak kullanamıyorum. Doğalcıyım biraz. Evet, seninle başlıyoruz. Bakalım aklındaki kişinin kalbinde sana karşı enerjisinde ne var? Bir dahaki sefere sezgilerimi dinleyeceğim dedi. Birlikte olacağımıza inanıyorum. Senden sakladım, seni aldattım. Maşallah, artık ayan beyan ortada aldattığın zaten. Burada ama ne diyor? Birlikte olacağımıza inanıyorum. Bak, bencilliği görüyor musun? Senden sakladım, seni anlattım. Bir dahaki sefere sezgilerime güveneceğim. Sezgilerimi dinleyeceğim, pardon. Sanki bir şeyler sezmiş, yanlış yaptığının farkına varmış buradaki enerjide. Bundan sonra da sezgilerimi dinleyeceğimin tribine girmiş. Hadi bakalım. Şimdi bu tarafa bakalım. Burada ne demiş? Lütfen yardım et. Kalbimi iyileştirmeye yardım etmek istiyorum. Kendimi çok kullanılmış hissediyorum. Bak, gördünüz mü? İlk çıkan enerji kartında da sanki buradaki kişi seninkine karşı bir res çekme var burada. Bir soğuk davranmış o. Üçüncü kişiden bahsediyorum. Neden? Lütfen yardım et diyor. Kalbimi iyileştirmeye yardım etmek istiyorum. Yani bir haksızlık yaptığının farkındalığını anlamış olduğunu gösteriyor. Kendimi çok kullanılmış hissediyorum. Sanki bu kişi bunu kullanmış olarak hissettirmiş ona. Beter olsun. Bence iyi olmuş. Evet. Ay, kusura bakmayın. Ben bazen böyle ani çıkışlarım var ama şimdi ne yapayım? Şimdi seninle ilgili duygu, düşünce ve karşılaştırmaya başlıyoruz. Önce izleyen kişiden başlıyoruz. Arkadaşlar, tırnağım yok ya, kopartamıyorum. Midayı çıkardı. Midayı ters çıkardı. İlişkide sorunlar var. Durumlar ileriye dönük idare edilecek kadar idare ediyor, yani idare etmek diyor ve ilişkide ayan beyan sorunların olduğunu gösteriyor. Burada ne diyor? Kılıç beşlisi pişmanlığını gösteriyor. Neyin pişmanlığı? Sen benim ruh eşimdin. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme. Sen benim ruh eşimdin diyor. Ben sana karşı yanlış yaptım. Pişmanlığını gösteriyor. Fedakar olan enerjisinde seni fedakar olduğunu anladığını göstereyim. Ben sana haksızlık yaptım ve kendi kendine zarar veriyor şu anda. Böyle bir enerji içerisinde gösteriyor. Harekürü'yü kendisi yapmış, pişmanlığını verdi burada. Ama seninle ruh eşi olması, seninle çok iyi anlaşması onun dikkatini de çekmiş. En mühim husus seninle çok iyi anlaşmasına karşı olan pişmanlığını veriyor. İlişkideki sorunları kendisi yaratmış, şu anda kendiyle cebelleştiğini gösteriyor. İlk kart bunu gösterdi. Devam edelim. Ay, tırnağım yok ya, kaldıramıyorum kartı.
Fesat birisi var. Demin de farkındaysanız enerji kartlarında bir yılan çıkarmıştı. Aranızı bozan fesat birini gösteriyor. Seni hayal kırıklığına uğratmış. Kendisi de hayal kırıklığına uğranmış ve inanç sarsılmasından bahsediyor. Kadehlerin ikilisini çıkardı. Yani aşıklar kartını çıkardı. Ben sana karşı aşk, göklerin sadece bir köpük tabakası olduğunu, sınırsız bir sınırsız bir okyanus. Yani diyor ki, ben sana karşı duygusal olarak bağlıyım. Nereye gidersem gideyim, benim okyanusun içerisinde bana ait olacak. Yani kalabalığın içerisinde bana ait olacak. Tek damla sensin enerjisini veriyor. Burada bir hayal kırıklığı yaratmış veya hayal kırıklığına uğramış olduğunu gösteriyor. Kupa ikilisi. Kadehlerin ikisi kupa ikilisi aynı eşit şeye geliyor. Sana karşı duygusal bağının olduğunu, temiz olduğunu gösteriyor. Sana karşı bir utanç içerisindedir. Aranızı bozan ciddi bir sıkıntı var burada bak. Bu üçüncü kişi de olabilir. Üçüncü kişi dışında başka birisi de olabilir. Aranızın bozan birisi var. Ve burada bir yüzleşme isteği var. Ben seninle yüzleşmek istiyorum enerjisini verdi. Tamamen yumuşamış. Tamamen pişmanlığını gösteriyor. Ve burada seni hayal kırıklığına uğrattığının pişmanlığını yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Veya aranızdaki olan sırrın açığa çıkmasından mütevellit bir hayal kırıklığı da yaşamış olabilir bu kişi. Devam edelim. Buradaki enerji süpürgeyi çıkardı. Süpürge nedir? Aşkla ve ilişkide mutsuzluğu ifade eden bir karttır bu. Aile içerisinde bu kişi sen de evli de olsa, sevgili de olsa aile içerisinde veya ilişkinin içerisindeki problemleri gösteren bir karttır bu. Ve sanki bunları süpürüp, hani süpürge nedir? Süpürürsün problemi, evin içerisindeki pisliği toparlar götürürsün ya. Diyor ki tamam yaptık ne yaptıysak. Enerjisini ve gücünü toplayıp diyor ki tamam yaptık ne yaptıysak. Ben sana zarar verdim, ben problem çıkardım ama artık eskide olan eskide kalsın. Sana masumiyetle adım attığını gösteriyor. Burada suçu olmayan bir olayda ya da duruma karşı kötü niyet beslemeyen çocuk masumiyeti veya çocukla ilgili mevzular. Şimdi bu kişinin ya hayatında olan bu üçüncü kişiyle evliyse eğer çocuk problemleri vardır. Çocuktan yana çaresiz kaldığını gösteriyor. İkinci açıklaması nedir? Burada bütün problemleri toparlayalım, atalım. Geçmişteki geçmişte kalsın ve aramızdaki enerjide aramızda soğukluk yaratan bütün problemleri toparlayıp olmamış gibi tekrar bir başlayalımın adımını atıyor sana. Kendini masum görüyor. Yaptım bir cahillik, yaptım bir haksızlık sana ama sen beni affet diyor. Sana teklifle gelip gönlünü almak isteğini kuvvetli muhtemel gösterdi burada. Güzel. Gelsin bakalım. Şimdi ne diyor paşam? Şimdi burada fareleri ters çıkarttı. Fareleri ters çıkarması nedir? Ve üzerine çıkan kadehlerin sekizlisi. Kafa karışıklığı yaşaması ve aile ile ilgili sorunlar. Şimdi bu seninle evliyse eğer her versiyonu açıklayacağım. Siz üzerinize uyanı alın. Eğer seninle evliyse bu kişi bu adaletsizliğin uğradığın haksızlığın sona ermesinin ve hakkaniyetli davranmasını gösteren bir karttır. Evliysen eğer anlatıyorum. Aranızda olan bir duygusal olarak bir git gel yaşamış, bir kafalar karışmış ama pişmanlığını ifade ediyor. Yani sana haksızlık yaptığını ve ilahi adaletin tecellisinden korkarak bu haksızlığın üzerini kapatmaya çalışması. Ve bu haksızlığa uğratmanın sona ermesini istiyor. Eğer seninle evli ise tamamen hayatındaki bu negatif enerjiden ve bu üçüncü kişiden uzaklaşıp ailenin başına geçme, yuva kurma, aile olma isteği enerjisini verdi. Yani sana dönme. Eğer seninle evli değilse, eğer seninle ilişki ve sevgililik dönemindeyseniz bu yine senin için geçerlidir. Sana çok ciddi haksızlık yapıldığını, vaatlerin arkasında durmadığını, kafa karışıklığı yaşattığının farkına varmak, pişman olmak, ilahi adaletten korkarak. Bak, Allah korkusu budur işte. İlahi adaletten, Allah'ın adaletinden korkarak hakkaniyetli davranma enerjisini verdi ve sana karşı aile olma isteği ve yuva kurma isteğiyle
gelebilir. Enerji olarak düşüncesinde bu var. Enerji de bunu gösteriyor. Evet, şimdi burada ne var? Bakalım. Saplantıyı çıkardı. Çözüm, kaderlerin dokuzlusu. Yavaşlama ve kendine karşı nazik olma, saplantı. Şimdi burada seni saplantılı olarak gösteriyor veya seni kafasına saplantı olarak sapladığını gösteriyor. Yani bir taraftan ilahi adalet sana yapmış olduklarının sıkıntısını yaşadığını gösteriyor. Yani seni hiçbir zaman unutmadığını gösteriyor. Artık aranızda ne yaşandıysa, sana ne yaşattıysa seni düşünüyor. Saplantı olarak artık rutin her gün seni düşünmeye başlamış olduğunu gösteriyor. Kendine karşı nazik ol, burada kendini suçladığını da gösteriyor. Yavaşlama nedir? Olması gereken şeyleri erteleme. Olması gereken şey nedir? Bundan kastım olabilir. Demin açıkladım size. Tekrar başa dönmek istemiyorum. Olması gereken şey de yavaşlama. Yani ben sana vaatlerde bulundum, teklifte bulundum. Evlilik teklifi olabilir. Ya sana aitim, bu kişiyle ilişkiyi tamamen keseceğim vaadini de verebilir. Burada bir yavaşlama söz konusu. Bu yavaşlamanın üzerine kadehlerin dokuzlusunu çıkardı. Burada ne diyor? Allah'ım ve Rabbim tarafından dilediğiniz neyse kalbinizde dilediğinizin size vereceğini gösteriyor. Bak, bu çok güzel bir kart. Ve diyor ki, sana karşı yaptığım haksızlıklardan vazgeçip dilek diliyor. Artık dua ediyorum diyor, seninle bu ortamı düzeltmek için veya psikolojik olarak seni kafamdan ve bu saplantıdan kurtulmak için enerjisini çözüm arayacağını gösteriyor. Yalnızlıktan kurtulma ve çok güzel çıktı yahu vallahi. Tarot şeye fırsat vermedi. Yani soru sormama fırsat vermedi. Buradaki enerji de çözüm yolunu bulacağını ve kadersel bir beraberliğinizin olacağını gösteriyor. Çünkü seni unutamadığını, ilişkide yavaşlattığını da farkındalığını gösteriyor. Kendini suçladığını da gösteriyor. Ve burada seni saplantı haline getirmiş olduğunu gösteriyor. Yani ben seni rutin olarak her gün her gün her gün düşünmekten artık yoruldum. Buna bir çözüm bulmam lazım diyor. Direnmeyi gösterdi. Bak, görüyor musun durumu? Çok üzgündür, çaresizdir, zor durumdadır, ikilemde kalmış olduğunu gösteriyor, direniyor. Ay kartı nedir? Ay kartı kaygıyı ifade eder. Kaygı yaptığını gösteriyor. Yani senden uzak olmanın ve sensiz olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Arafta kalmış olduğunu gösteriyor ve direnmek. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Yani sana karşı yaptığı haksızlık mı desek? Sana karşı sevgisizlik mi desek? Bunları, sevgisizliğini görmüyorum ama çok pişmanlığını gösteriyor. Kupa ikilisini burada çıkardı. Sana ilgisi olduğunu gösteriyor. Bir yanlışın peşindeyim ama şu anda orta yolu bulmaya çalışıyor ve direniyor. Kesinlikle direniyor. Bunu gösterdi. Şimdi sana karşı duygu düşüncesinde bu var. Şimdi üçüncü kişiye bakacağız. Geçmişin izleri. Demek mi geçmişten kalan birisidir? Geçmişin izleri, geçmişe takılı kalmak, geçmişteki travmaların kendine etkisi, geçmişe duyulan özlem ve anlar. Bu kişi, üçüncü kişi, onun geçmişten tanıdığı olan birisi olabilir. Ve burada ne diyor biliyor musunuz? Yolu ters çıkardı. Seçtiğiniz bu yolda hiçbir şeye varamayacağınızı gösteriyor. Yani bu üçüncü kişiyle bu kişinin arasında hiçbir yere varamayacağının farkındalığını gösteriyor. Geçmişte de aynı sıkıntıyı, yani bunu kullanmış olduğunu, bırakmış olduğunu da gösteriyor olabilir. Çünkü kılıçların onlusunu diyor. Yani bu kişiden aldığı çok ciddi bir darbeden bahsediyor veya bir darbe arz ediyor burada. Bak, bu kişiyle evli de olabilir, sevgili de olabilir, uzun sürelik bir beraberlik yaşamış da olabilir. Çünkü geçmişten bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Ve geçmişin izlerini bırakmadığını ve kılıç onlusu zor durumda olduğunu gösteriyor, çıkmazda olduğunu gösteriyor. Belki de bu kişi ona tehdit oluşturuyor da olabilir. Bak, bu da olabilir. Ciddi tehdit oluşturduğunu da gösteriyor. Ve burada kılıçların onlusu nedir? Muazzam bir şey yatıyor. Evde tadilat ediyor arkadaşlar. Canlarım benim, tekrar özür dilerim. Vallahi videoyu kapattım, bir tartıştık evdekiyle. Tabii eşimle. Gürültüsünü sonra yapsın kardeşim, ben çalışıyorum burada. Sizin bu gürültüyü duymanızı istemiyorum. Çok özür dilerim. Kesmek zorunda kaldım videoyu. Şimdi buna baktık.
Burada ne var? Bak, bu şey olarak düşünün. Selena'yı çıkardı. Buradaki enerji de sanki bitmiş olan enerjinin tekrar başlamasından bahsediyor. Bu üçüncü kişiye karşı ilgi duygu bitmiş. Tekrar yeniden başladığını gösteriyor. Görüyor musun? Atılım, yeni atılımdan bahsediyor. Özlemek ve atılım. Tekrar buna adım attığını gösteriyor. Aslında boş bir ilişki olduğunu farkındadır. Hiçlik ve soru işareti çıkardı. Yani sonu olmayan bir şey olduğunu farkındadır. Ama tekrar bir özlem. Şimdi karşıdakindeki mi özlem, bunda mı özlem, onu söyleyemiyorum. Çünkü şimdi bakacağım kimde olduğuna. Özlemle tekrar bir atılım, tekrar bu ilişkinin alevlendiğinden bahsediyor. Ama inanın ki boş bir ilişki olduğunu gösteriyor üçüncü kişiye karşı. Anlatabiliyor muyum? Yani geçici bir enerjiden bahsediyor. Hiçlik çıkardı. Bu hiçlik ne demek? Soru işareti. Geleceğe ve ileriye dönük bir şey olmayacağının farkındalığını gösteriyor. Ama özlem var mı? Bak, burada özlem var. Bitmiş olan enerjinin tekrar başlaması gibi bir şeyden bahsediyor. Belli ki bu kişiyle bir geçmişi var. Geçmişte bir bitmişlik var. Tekrar başladığını gösteriyor. Şimdi burada kurnazlık yaptığını gösteriyor seninkin ona karşı. Kasırgayı da görüyorsunuz, değil mi? Kurnazlık yapmış. Ona karşı da mantık kullandığını gösteriyor üçüncü kişiye karşı. Ve kasırga sıkıntılı süreçler, kaos yaratıcı durumlar, can sıkıcı gelişmelerden bahsediyor. Yani hızlı değişimleri gösteriyor. Bu kişiyle arasında gitti geldi bir ilişkinin olduğunu söyleyeceğim size. Netlik yok. Zaten netlik soru işaretini burada çıkardı. Ve burada ne diyor? Yıldızları ters çıkardı. Silik bir ilişki dedi. Güvensizlik var burada. Güveni olmayan bir ilişki dedi ve kılıçların üçlüsü ihaneti gösteriyor. Buna karşı ihanet veya bu kişinin seninkine karşı ihanet olduğunu gösteriyor ve dönüşüm. Dönüşüm ne diyor? Bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlaması. Yani bu kişinin hayatına başka birinin geleceğini gösteriyor. Seninkinin değil, üçüncü kişinin hayatına başka birisi geleceğini ve seninkine ihanet ettiğini veya ihanet edeceğini gösteriyor. Oh, canıma değsin. Çok güzel. Bravo. Ve burada pişmanlığını çıkartıyor. Ben senin için neler yaptım, sen bana ne yaptın gibisinden enerjiyi gösterdi. Üçüncü kişinin ihanetinden mütevellit pişmanlık yaşanacağını gösteriyor. Yüksek zemin ve gizemli takılmalar. Görüyorsunuz değil mi? Evet, kesinlikle burada mevzu bahis olan benim itibarım, benim geleceğim enerjisiyle üçüncü kişinin seninkine ihanet ettiğini ve hayatına birisinin aldığını ve birisiyle beraber devam edeceğini gösteriyor. Yani ilk çıkan enerji kartlarını hatırlatırım. Dedim ya, üçüncü kişinin seninkine karşı bir itici davranışları var. Bundan yanadır. Yani pişmanlık seninkinde. Üçüncü kişide değil, bir pişmanlık yaşadığı, gizemli takılmalar, sırlar ve şahsi meselelerin sırlarını gösteriyor ve dınarların ikilisi kararsız bırakıyor seninkini, beter olsun. Ve buradaki bir pişmanlığını gösterdi. Aslında ben sana geldim ama sana geldiğim için çok pişmanımın enerjisini veriyor. Şimdi genele baktığımızda yine bir özet geçmek zorunda kalacağım burada. Geçmişten tanıdığı birisinin olduğunu gösteriyor. Geçmişten tanıdığı birisi ya bu kişiyle evlidir uzun süredir ama evliliklerinde bir kopukluk yaşandığını gösteriyor veya evli değilse de ilişkide geçmişte bir beraberliği olup kopmuş, tekrar bir başlangıç yapıldığını gösteriyor. Sonu olmayan, seninkinin ona bir vaatte bulunduğunu göstermiyor. Sonu soru işareti veya çocuk mevzularının olduğunu gösteriyor. Soru işareti var. Belirsiz bir ilişki, sonunu kestiremediği bir ilişki. Şu anda güncel olarak aralarında kavga ve tartışmanın olduğunu gösteriyor. Sebebiyetini size söyledim. Üçüncü kişinin seninkini aldattığını gösteriyor ve hayatına başka birisini aldığını gösteriyor. O kadar net gösterdi ki kartlar, yani hiç uzatmaya gerek bırakmıyor. Ve buradaki enerji de seninki çok pişman. Neden pişman? Ben karşı tarafın gizemli takılmaları, yüksek zeminde yürümesi ne demek?
gözünün yükseklerde olması. Yani seninkine diyor ki ben senden daha iyi birisini buldum, beter olsun. Bunu gösteriyor ve gizemli takılıyor. Onu kararsız bırakıyor. İlişkide tutarsızlıklar var ve aklı fikri başka kapıda. Anlatabiliyor muyum? Bunu gösterdi. Ve bu durumdan mütevellit seninkini pişmanlığını gösteriyor. Ya işte ilahi adalet budur. İlahi adalet bunu gösterir. Burada ne diyor? Ağaç sağlıklı bir gelecek olan enerjiyi sağlıklı bir enerji olarak gösterdi. Ve buradaki enerji de bilgeyi çıkardı. Bir mevzuyla ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma. Şimdi bunun kararının ne olduğunu, bu seninki. Seninkinin kararının ne olduğuna bakacağım. Burada ne diyor? Sağlıklı bir doğum ne demek? Sanki bununla arasında olan ilişkide artık bu hiçlik sonu olmayan bir şey, kasırga, fırtına ve belirsizlik soru işareti vardı ya. Sanki seninki artık aklı başına gelmiş bir vaziyette bilgece düşünüyor. Bilgece düşünmesi nedir? Şimdi ona çıkaracağım. Neyi düşündü? Neyi, kararı ne oldu? Ona bakacağız. Ve buradaki enerjide sanki bunu hastalık olarak gösteriyor bana. Anlatabiliyor muyum? Bu enerjide hastalıklı bir beraberlik, sağlıksız bir beraberlikte bilgece bir karar vermeden bahsediyor. Bakalım kararı nedir? Şimdi karta soracağım. Bakalım bu üçüncü kişiyle seninkinin bu bilgece verdiği karar ne olacak? Üç kart çekeceğim. Kuleyi dikti buraya, gördün mü? Bir kart daha çekeceğim. Buradaki sağlıklı kararı kesinlikle bitiş olacağını gösteriyor. Ondan uzaklaşma ve bitiş. Yıkılan kuleyi çıkardı. Bitişi gösteriyor. O kadar net gösterdi ki, yani soru sormaya gerek bırakmıyor o kart. Bitişi gösterdi ve buradaki enerji de benim oyunum buraya kadardır diyor. Harika oldu. Ve olağanüstü bir ders oldu bana enerjisiyle uzaklaşma isteği. İsteklerini yerine getirdiğini gösteriyor ve burada yıkım, bitiş. Güzel. Çok güzel. Üçüncü kişiyle kesinlikle bitişi gösterdi. Bak gözünüzün önünde çektim kartı. Şimdi bakalım bunu bir zamanla alalım. Eminim bunu zamanlı da siz soracaksınız bana. Bu ne zaman olacak bu bitiş? Bu kamerada niye aşağı yukarı yapıyor anlamıyorum. Bakalım bu son ne zaman olacak? Bu bitiş ne zaman olacak? Bir zaman alacağım. Bitiş. Asılan adam. Kılıçların ası. Ama kararlı olduğunu gösteriyor bak kesinlikle. Sekizli vakitte biteceğini gösteriyor. Bu 8 gün olabilir. En yakın süresi 8 gün, en uzun süresi 8 ay, 8. aya kadar olan sürede bu ilişkinin tamamen biteceğini gösteriyor. Peki bu ilişkiyi bitirdikten sonra sana dönüş yapar mı? Bir de ona bakacağım. İzleyen kişi sana dönüş yapar mı? Adaleti çıkardı. Tabii ki adaleti çıkardı ve dünya kartı. Arkadaşlar, kesinlikle buradaki gösterdiği enerjiyi size göstereyim şimdi. Adaletli düşünürsek diyor, hak ve adaletli davranacağını gösteriyor bir. İkincisi dünya kartı. Dünya kartı bütünleşmek demektir kesinlikle. Bütün dünya ve var olan bir şeyi gösterir, bütünleşmeyi gösterir. Kimle? Sana adım atmasıyla kadehlerin süvarisini, sana adımını ve seninle bütünleşmeyi net gösterdi kart. Çok güzel bir bakım oldu. Hiç beni yormadan etmeden net olarak kartlar cevapladı her şeyi. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Hayırlı ise size dönsün inşallah. Rabbim gönlünde kalbinde merhameti olan insanlarla karşılaştırsın hepinizi. Sizi çok seviyorum canlarım benim. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok çok önemlidir. Bu arada içeriğini istediğiniz videoları bana yazabilirsiniz. Bak bunu da siz istemişsiniz diye bu videoyu çektim. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Seviyorum sizi. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.